başka bir sen gecenin sonunda kandırır beni sabahlara. Sensiz bir ben kadehin yanında meze olur tuzaklara yerine. Sevgi bulsam, ay ay ay, yeniden doğsam, ah bir kurtulsam. Sensiz gelen uykuda bir yudum su, bir acı kahve kendime getirir sevemem. Bir deli rüzgar, bir asi dalga kollarını dolar gelemem. Bir yudum su, bir acı kahve kendime getirir sevemem. Bir deli rüzgar, bir asi başka bir sen gecenin sonunda kandırır beni sabahlara. Sensiz bir ben kadehin yanında meze olur tuzaklara yerine. Sevgi bulsam, ay ay ay, yeniden doğsam, ah bir kurtulsam. Sensiz gelen uykuda bir yudum su, bir acı kahve kendime getirir sevemem. Bir deli rüzgar, bir asi dalga kollarını dolar gelemem. Bir yudum su, bir acı kahve kendime getirir sevemem. Bir deli rüzgar, bir asi dalga kollarını dolar. Dünyanın her yerinde müzik gruplarını dinledim, aralarında bulundum. Ama sizler kadar yeteneklisini görmedim. Siz Amerika'da olsanız, oho! Merak etmeyin, yakında orada da olacağız. Ya, nasıl olacak bu? Çok basit. Babanız bırakır mı sizi? Oho! Biz mirası aldıktan sonra gık bile diyemez. Acaba? Dese de ne yazık. Dünyanın en muazzam müzik merkezini kuracağım erte gün. Dünya müziği benden sorulacak. Şöhretleri kahredeceğim. Yeni yıldızlar yaratacağım. Dünya benden bahsedecek. Ya o miras işi olmazsa? İmkanı mı var? O kadar parayı tek kişiye mi verecek? Bakarsınız vermişler. Mesela babanıza. O amcamla kan davası yaşamış. Amcam mirasını ona verdiririm. Ama üvey annemle mirasın kime verileceğinde bir oy sahibi. Ne olmuş yani? Babanızla arasından su sızmıyor. Her sabah beraber çıkıyorlar spor yapmaya. Sonra konserler, orkestralar. Siz uyuyorsunuz. Yani? Bana kalırsa babanız favori. Siz dayan bile olamazsınız. Ama onun oyu bir tane. Tut ki bir kalleşlik yap. Geride iki oy kalır. O da bastırır parayı satın alır. Yok be. Vallahi o avukatı hiç gözüm tutmuyor. Ya birader bey, babam böyle bir şey yapar mı? Hakem satın alıp şampiyon olan takım yok mu oğlum? Yapar mı yapar. Hem sizin bir erkek kardeşiniz daha var. Kemal mi? O sayılmaz. O inek sadece çalışır. Bir de kız kardeşiniz varmış. Biz hiç görmedik. Ha Belgin. O biraz hasta. Yakında iyileşir. Vallahi bizden dostluyoruz. Babanıza göz kulak olun. Henüz iş işten geçmeden. Bu mirası kaçırırsanız çok üzülürüz. Ama çok üzülürüz. Öyle değil mi kardeşim? Hı-hı. Hadi gidelim. Ya mirastan pay alamayacak tek insan babam. Öylesiye düşmanmışlar amcamla. Ama o kadının oyu var. Ama
Bizim peder kadar kolay rüşvet veren olamaz oğlum bu dünyada. Tut ki avukatı çekti kenara. Ama adam yeminli. Boş versene sen. Birkaç trilyonun çözemeyeceği ne var dünyada? Bak benim aklıma bir şeyler geliyor. Benim de aklıma bir şeyler geliyor. Ya geri teperse? Fiyatı artırırız. Harika bir teknesi var. Boğaz turu yaptı. Çok romantik. Ne bunlar? Nota. Müzik notası. Allah Allah! Oğlum sen de mi özendin böyle şeyleri? Benim değil, bir arkadaşın. Ve derhal tetkik edilecek. Ve de olumlu gözle bakılacak. Yok canım. Sen bilirsin sevgili kardeşim. Aksi takdirde... babamla özel bir görüşme yapar... ve de muhasebedeki bazı açıklanmayan hesaplar hakkında... Ne demek şimdi bu? Bilmem artık. Ulan şantaj mı? Git işine oğlum. Sen futboluna bak. Biz de müziğin içindeyiz oğlum. Bu bir emir mi? Sadece bir rica. Allah. Haftaya bakarız. Bir saat vaktim var. Parçalarım lan seni. Hemen işe başlayabilirsiniz. Buyurun. Buyurun buyurun. Canım kardeşlerim. Ne buyurulur? Öpüldünüz. Ne iş oğlum? Vallahi anlamadım. Bir bak be, olmadı dersin. Dur, bak anlatacağım. Ulan tam sırasıydı ha. Nefret ederim acemilerden. Bir bak be, olmadı dersin o kadar. Olacak kardeşim. Canım kardeşim. Buyur, çal bakalım. Kimin bu? Bir kızın. Lan madem bu be. Abi nerede bu kız? Bilmem, getirsen mi? Getir abi hadi. bir getireyim bakalım. Hadi. Bir dakika otur. Bana bakın. Ben sizin kardeşiniz değilim. Hayda. Ben senin askerlik arkadaşın. Hı? Askerde hayatını kurtardın. Bomba elinde patlıyordu. Ölecektin. Bana bakın sakın falso yapmayın ona göre. Aa unutmadan, kıza çok kibar davranacaksınız, okurum canınıza. Hadi bakalım. Şşt, bu da kafayı yedi ha. Var benim sırdaşım, kahrolsun umutsuzluk, dön gönlüme. Dur dinle, kara gözlüm gitme. Çok güzel, harika, müthiş. Tanıştırayım, Ayten Hanım, öğretmendir. Bu da kardeşim Teoman. Yani kardeşim kadar sevdiğim bir arkadaşım. Tanışmıştık. Yani bir yanlış anlaşılma olmuş. Yoksa ben aslında o zaman da besteyi çok beğenmiştim. Hiç bakmadan mı? Yani anlayışsız bir zamana denk gelmiş. Aslında bayıldım besene, yani sende iş var. Biz bunun üstünde çalışırız. Araştırmalarını yaparız, bütün ülkeye tanıtırız. Aslında mali konuları da... Benimle görüşürsünüz. Benimle görüşürsünüz dedim canım. Bize müsaade, merak etmeyin, ben gene uğrarım canım. Bekleriz canım. Hay canın çıksın. Biz aramızda hep böyle şakalaşırız da. Hadi gidelim. Ay çıldıracaktım kızım. Efendim, aramızda çok değerli bir sanatçı arkadaşımız var. Gecemizin sürprizi. İşte karşınızda Teoman Çelik. Büyük bir alkış. Pencereni aç. Hadi.
istedim ama vermedi ki baban. Dengi dengine vur dedi bana. Yıkıldı dünyam, kader mi bu ceza? Şimdi gel de sen ağlama. Ele güne nedirim, benim kızımsın. Biliyor bunu bütün mahalle. Kendini bana sakladın oysa, değmez mi seni doğuranlara? Geleceğim rüyalarına, sevişeceğim sabahlara kadar. Sırf inat senin cidi babana. Pencereni aç, perdeyi arala. Geleceğim rüyalarına, sevişeceğim sabahlara kadar. Sırf inat senin cidi babana. Pencereni aç, perdeyi arala. Geleceğim rüyalarına, sevişeceğim sabahlara kadar. Sırf inat senin cici babana. Pencereni aç, perdeyi arala. Geleceğim rüyalarına, sevişeceğiz sabahlara kadar. Sırf inat senin cici babana. Yine çok baba yavrum, çok kaçırdın. Baba, yeter artık. Hadi şerefe. Baba. Kaldır. Seder Bey, bak yarın sabah erken iş var, amcam kızar sonra. Ulan koskoca Sedat imparatorluktan sonra o Tayfur serserisinin uşağı oldu ulan. Benim tamam, halime bak. Ben bu hallere düşecek adam mıyım ben? Ulan imparatorluktan sonra geldiğim yere bakın be. Ben bu hallere düşecek adam imparatorluk. Ne arıyorsunuz lan burada? Amca biz... Kesler! Amca hani biz dedik ki acaba amcamıza kendimizi nasıl affettiririz dedik. Yani amca bizi size yanlış tanıtmışlar. Biz ilk gibi çalışmaya hazırız amcacığım. Ya. Deme be. Vallahi. Ekmek evliya çarptın. Amca ne oldu ya? Vallahi. Lan size son defa inanıyorum. Derhal fabrikaya gidin. Sizi ambar hamal yaptım. Hadi lan. Zerze kalmayın. Beyefendi. Ulan bu saatte mi geldin işe? Ya üzerine afiyet, dün gece biraz rahatsızlandım da. Belli. Leş gibi alkol kokuyorsun. Aldığım ilaç alkollüydü de. Bir daha tam 9'da işin başında olacağım lan. Kovarım seni. Vallahi de billahi de kovarım. Kovarım lan. Çabuk biraz çabuk olun bakayım. Hadi. Hadi sallanın biraz. O kadar inleme lan, moralim bozuluyor. İnleme lan. Ne yapayım lan, şarkımı söyleyeyim. Hop trinin aynı. Allah kahretsin. Amca. Yürü be, yürü oğlum be. Benden paso. Bir gün daha çalışırsak Amerika'yı görmeden gebereceğiz be. Sık dişini oğlum. Amerika yolu bu depodan geçiyor. Bok geçiyor. Oğlum, işlet tenekeyi. Amcam arzan pik geçiniyor. Bir gün yakışırız yanına, bir gece kulübüne davet ederiz. Eş, dost, kızlardan filan da birkaç kişi çağırırız. İlk önce dansöz. Adam zaten karıları gördü mü mest olur. Bize de af çıkar ha. Hey, siz! Ne yapıyorsunuz siz orada? Tren bekliyoruz. Pardon efendim, otobüs bekliyorduk da. Ayol, burası hangar, depo. Otobüs ne arar burada? Sahi biz de niçin hiç otobüs geçmiyor diye hayret ediyorduk. Değil mi kardeşim?
Bak hiç düşünmedik onu. Hadi hadi yüklenin balyaları. Onların yeri burası değil, öbür ambar. Yoksa telefonu açar, amcanıza şikayet ederim, görürsünüz. Hadi hadi hadi, sohbet. Lan başkan mirası içine de dışına da gitmiyorum lan. Gitmiyorum lan Amerika'ya da. Ben de gitmiyorum lan. Giden geyik olsun. Bilmez olur musunuz? Vallahi bilmiyorum. Siz de nereden çıktınız? Baba... Yani aslında baba... Başlatmayın ulan babanıza. Size de izah edeyim efendim. Ama son defa anlatıyorum, bunu bilmiş olun. Kızları yurt dışına gönderdik. Vasiyetnamenin bildirileceği güne kadar gelmeyecekler. Hepsi ayrı ayrı ülkelere gittiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Ben de bu evden çıkıp gidiyorum. Evinize yerleşebilirsiniz. Ve şimdi lütfen beni rahat bırakın. Hadi çocuklar. Şansım. Bu çiçekleri de bahçeye ekeriz. Bakıyorlar. Def ettim hepsini. It was a very good idea. Oğlum kaçma. Merhaba everybody. Ve aleyküm selam. Ne oluyorsunuz be? Oo, Peder Bey canınız sıkılıyor galiba. Borçarç merak etmeyin, ne isterseniz öderim. Vay vay birader bey. Bizim abi, birader bey aşık öğretmeni. O öğretmene de bir okul yaptıralım. Yaptıralım be. Tamam ulan. Yaptırın, yaptırın tabii. Ya büyük ikramiye mi çıktı? Valla büyük mirası denebilir. O kadar emin misiniz? Yani %100 milyon desek. Haber nereden? Valla cuma öğrenirsiniz peder bey. Bizim biraz işimiz var da affedersiniz. Yürü hadi. Hadi abi, kanca gidersin. Bu köpekler de pastadan pay umuyorlar. Halbuki sizin işiniz garanti. Ben çürük tahtaya basmam Junior. Vay vay vay. Sen de mi işin içindesin ha? Bilmem, kısmet. Show TV. Paralar, o paraları alamayacak mıyız şimdi? Sen hiçbir şey alamayacaksın. Sizi sınamak için yaptım bu oyunu. Ne hakkın vardı buna be? Senin ne hakkın vardı bütün sevgililerimi elimden almaya? Ne hakkın vardı pamuk Zeliha'yı yatağımdan kaçırmaya? Ben hep bu intikam gününü bekledim oğlum. Ne haber? Ama bu... Mali müşavir tümeniyle senin yanında işe aldırdım. Kim olduğunu, öz ve öz yeğenin olduğunu bilmiyordum bile. Ne zaman başın çok sıkışsa, iflasın eşiğine gelsen bana telefon ediyordu. Aman Tayfur amca gidiyoruz. Hop Tayfur versin parayı. O da kredi dümeniyle sana veriyordu. Bu mu canavarlık? Ama o parayla benim bilmiyor musun ne yapacağımı? Borçlarını ödeyecekti değil mi? Para Kemal'e verilecekti. Ben babama ödeyecektim. Onu bu halde bırakamazdım. Her neyse. Ben senin borçlarını ödeyeceğim. Canım, canım, canım kardeşim. Bir tanesin ulan sen. Seni hergele. Seni milli tornavida. Para lafını duyunca canım kardeşim olduk değil mi? Kovdum sizi. Amca! Kovdum ulan. Ama amca halbuki biz seni sağ görünce ne kadar sevinmiştik. Yardımlıklar. Gözüm görmesin, defolun çabuk. Bütün bozuluyor. Yine o salak oğlana yaklaşıyor. Ama bu defa hiç dayanamıyor. Halkın arasına karışıp babasının fabrikasında işçi olarak çalışıyor. Yanında emekli hizmetkar Zehra Hanım'ı da götürüyor. İşte Zehra Hanım'ın resmi. Çaktın köfteyi. Ne matrak be! Bayağı da güzel çıkmış ya. Lan hale bak be!
Mahalle halkı, bütün çevre kendisini seviyor. Ve iki delikanlı ona aşık. Bu akşam da bize anlatacakmış. Sizden de bahsedecekmiş. Kes sesini be bozuk plak. Baba ama ticari krediniz. Orasını bırak bana. Yarın Türkiye'nin en zengin adamı oluyorum. Orasını Allah bilir. Muhakkak o bilir de ben önceden öğrendim. Biz de öğrendik baba. Ya. Hem de en emin kaynaktan. Bak hele neymiş o öğrendiğiniz? Yani mirasın kime gideceği. Kime gidecekmiş? Kime gidecek? Bazı rivayetlere göre... Bize. Bak. Kutlarım. Merak etme babacığım, seni de unutmayacağız. Değil mi kardeşim? Yok canım, ne de olsa babamız. Yani işleri de düzelt diye bir miktar vereceğiz. Eksik olmayın. Yalnız bu dangalığa da bir şeyler vermek lazım. Tabii. Arkadaş bir öğretmenle işi pişirdi ya... herhalde kesin özel okul açacak. Hadi oradan. Memleket kültürüne hizmet az şey mi oğlum? Kutsal görev, korkma sen. Allah razı olsun. Kaç kere söyledim yine. Herkes bir kız ayarladı, bu salak gitti o sekreter hanımı gezdirdi durdu. Oğlum ondan ne hayır gelir lan? Oğlum kafa yok ki kütükte be. Siz o kızlar sayesinde mi konuyorsunuz mirasa? Yani faydası dokunmadı da sayılmaz. Bayıldılar müziğimize. Biraz müzik, biraz da evlenme vaadi ve de oldu bitti. Yani kızlara aşık mısınız? Yapma be baba. Senden bu saflık beklenmez. Nasıl yani? Sen Fatıma'ya ne kadar aşıksan... biz de o kadar aşığız yani. Ben onu samimi şekilde... Hop derinin aynay, inay, inay, inay. Hop derinin aynay, inay, inay, inay. Kesin ulan, kesin be. Fena yapacağım ha ikinizi de. Artık çizmeyi aştınız ha. Kırma bizi be baba. Haftaya Amerika'ya gidiyoruz. Bir daha kim bilir ne zaman görüşürüz. Trilyonları alır almaz doğrunuyor. Dünyanın en büyük müzik merkezini kuracağım. Merak etme, ara sıra seni de davet ederiz oraya. Bu ineği de. Aman eksik olmayın. Ve şimdi de son derece önemli bazı işlerimizi halletmek üzere... Bay bay babacığım. Hop dirinin ayna. Hop dirinin ayna. Zavallılar, yarın eşekten düşmüş karpuza dönecekler. Yani hava mı alacaklar? Miras burada oğlum, burada. Asus ama ağlama artık. Hikayemizin ikinci bölümü Sedat Bey ile ilgili. Onu tanıtalım size. İşte Sedat Bey. Oğlum, babam çıktı şu. Özel hayatına karışmak gibi olmasın ama... Sedat Bey. Ayol bırakın bunu da kıza bakın. Ağlamaktan bitra da oldu. İşleri de berbat. Şşş, dur biraz. Koskoca holding iflasın eşiğinde. Tam bu sırada kardeşim... Tam 80 trilyonluk miras imdadına yetişiyor. Ama bakalım bu miras ona mı kalacak? İşte mirasa ortak olanların resimleri. Oğlum Tanju maymun gibi çıkmışsın be. Nasıl çekmişler bunu ya? Bu arada Sedat Bey eski sevgililerinden Roberta ile istemeyerek de olsa evlenmek üzere. Herkes işe gücü bırakıyor ve bu kızlardan birini tavlamak üzere kolları sıvıyor. Hele hele Sedat Bey. İşte gizli kameranın Sedat Bey ile güzel arasındaki macerayı görüntülediği resimler. Ya hepsi yalan, hepsi iftira be. Yapmayın çocuklar. Ya Fatıma doğru söyleyecek be. Ya susun be. Alo. Sedat Bey. İzliyor musunuz hakkınızdaki programı? Hepsi yalan, hepsi iftira. Vallahi orasını bilmem. Ama çok çirkin şeyler. Fatıma nerede? Nerede? Ona kendim gerçeği anlatmak istiyorum. Ben onu gerçekten seviyorum. Ne olur yerini söyleyin bana. Allah'a dua edin ki bu programı seyredemeyecek kadar uzaklarda. Çok uzaklarda. Nasıl yani? Ama yarın döneceğini söylemiştiniz. Gelmeyecek. Hiçbiri gelemeyecek. Kendi oyunu mühürledi ve bize bıraktı.
Çok şanslı sayılırsınız. Nasıl yani? Yani yerini bana yarından sonra mı söyleyeceksiniz? Bakın Eftal Bey, yani bir tehlike yok değil mi? Bir tehlike yok değil mi? Her şey tamam değil mi? Yaşasın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. Hürmetle, sevgiler. Hop. Lan bu kadar bu iş be. Oh be. Dünya varmış be. Yarın erkenden bizi bekliyor. Yarın. Babacığım, miras size kaldı gibi davranıyorsunuz. Kısmet. Kız biz ikimize gülecek. Görürüz aslanım. Rica ederim, rica ederim. Hanımefendinin ne işi var burada? Ne işiniz var? İzah edeceğiz efendim. Lütfen, lütfen oturun. Lütfen, lütfen oturun. Efendim, toplantıyı resmen açıyorum. İşte oy zarfları. Numaranız. Oylar, Şeyh Tayfur bin Beyti'nin dul eşi Fatih... ...oyu mühürlü olarak buradadır. Ben de kendisinin hukuk işine danışmanım. Ve Mr. Irving'in oyu da burada. Zarfları açabilir miyim? Buyurun. Efendim... ...miras ikiye bölündü. Nasıl olur? Merak etmeyin. Bir kısmı üçüncü bir şahsa verildi. Kimmiş o şahıs? Tayfur'un ve Sedat Bey'in üçüncü kaderi. Almanya'daki kardeşlerinin izi bulundu. Ve mirastan ufak bir pay bırakıldı. Anlarsınız. Ufaksa mesele yok. O da amcamız. Bir yerdeşimiz. Evet, verelim. Mali danışmanımsın, ne dersin? Verin gitsin garibime. Verelim. İyi. Verelim ya. Verdik git. Şimdi zarfları alalım. Açıyorum. Açtım. Şimdi üçüncü zarfı açıyorum. Oy verme işlemi tamamlandı. Mirası alacak olan şahıs belli olmuştur. Önce mirastan beşte bir metinde hisse alacak kardeşinizin... ...alıyorum. Biraz acele edin. Yani Almanya'da ölen kardeşinizin oğlu... Evet, evet. Tarık Bey. Öpeyim amca. Ama sen bunca senedir... Beni yanınıza da mali müşaviri olarak gönderdin. Ne? Pardon, kredi diye aldığımız paralar... ...hep onun paralarıydı. Sen şimdi... Almanya'dayken ölen kardeşiniz Ökkeş'in oğluyum. Siz benim amcamsınız. Bunlar da kardeşim. Öpeyim amca. Vay hergele vay vay. Beyler. Vay. İşiniz bittiyse devam edebilir miyim? Oturun yerinize. Yer geç. Oyların hepsi bir kişi üzerinde toplanıyor. Ne haber? Ama nasıl oluyor yani? Biz iki kişiye. Ben sakin. Oy
oy birliğiyle kişinin üzerinde karar kılındı. Yaptığımız soruşturmayla Mr. Irving, Azuza Hanım'ın oylarıyla. Azuza da kim oluyor be? Tayfur'un gerçek eşi. Ama ne? Peki onlar bile tutulmuş figüranlardı. Olamaz. Fatıma. Basit bir figüran. Ya bizimkiler? Onlar da parayla tutulmuşlar. Evet, bütün oylar üzerinde toplandı. Bu talihli, evet, sizin o... Sen buna layıksın. Aman efendim, ben... Herkes sahte gülücüklerle kızların peşinden koşan... ...sen genç olduğunu kanıtladın. Hem babanın işinde çalış, herkesin basit bir hizmetçi sandığı benimle ilgilendin. Güle güle Yemira. İstediğin çekleri Eftal Bey'den alabilirsin. Toplantı bitmiştir. Kemal Bey, isme gelin ve çeklerini... Koçum! Seni ilk gören beri kanım ısınmıştı. Ah, bu gerçekten abim olsa... Ben de sana bir şey söylememek için kendimi nasıl tuttum bilemezsin. Gene ver olacağız. Kadir inceliyorsun. Büyüyünce senin gibi olmayacağım işte. Ne oluyor? Tayfur amcan. Ama o ölmüştü ya. Ölmemiş, kaya yapmış. Eşek şakası. Yeğenim, öpmeyecek misin annelin? Öpeyim. Ulan, seni bana gelen raporlar diyorum. Sevdim seni. Bu monozların içinde bir tek sen çıktın. Çekleriniz, miras diye bize verilen çekler. Ödenmesi bankaya mı at vermişsiniz? Ulan yeğenim... Ölmemiş adamın mirası olur mu? Yani o paralar, o paraları alamayacak mıyız şimdi? Sen hiç alamayacaksın. Sıramak için yaptım bu. Ne hakkın vardı buna be? Senin ne hakkın vardı bütün sevgililer almaya? Ne hakkın vardı pamuk Zeliha'yı yatağımdan kaçırmaya? Ben hep intikam gününü bekledim oğlum. Ne haber? Ama bu canavarlık... Kes! Seneler senesi Tarık Aslan'ımla seni konu ettim. Ali müşavir dümeniyle seni de işe aldırdım. Kim olduğunu... Özbeğinin olduğunu bilmiyorum. Ne zaman başın çok sıkışsa... ...iflasın eşiğine gelsen telefon ediyordu. Aman amca gidiyoruz. Hop Tayfur versin parayı. O da kredi dümeniyle sana veriyordu. Bu mu canavarlık? Ama o para benim, bilmiyor musun ne yapacağımı? Borçlarını çekti değil mi? Para Kemal'e verilecekti. Ben babam... ...onu bu halde bırakamazdım. Her neyse, ben senin borçlarını ödeyeceğim. Canım, canım, canım kardeşim. Bir tanesin ulan sen. Seni hergele. Seni milli tornavida. Para lafını duyunca canım kardeşim olduk değil mi? Koy sizi. Kovdum ulan. Ama amca, halbuki biz seni sağ görünce ne kararsın işte. Yadanlıklar. Gözüm görmesin, defolun çabuk. Seni de kovdum. Sen kim oluyorsun be? Sahtekar. Mahallede modacı... Moda kim, sen kim? O aptal aşığınla evlenmemek için gittin oraya. Milleti kandır, zavallı bir delikanlıyı kendine aşık et... ...sonra gel burada ahkam kes. Sen de kovul. Baba baksana şuna. Ne yapayım yavrum? Şimdi ciddi olarak teklifimi yapıyorum. Senin borcun ne kadarsa ödüyorum. Yılında holdingdeki 10 para etmesi hissi bana devredeceksin. Şaka mı yapıyorsun be? Çocuğum, bundan böyle çalışacaksın. Sana inanılmaz derecede yüksek bir maaş bağlayacağım. Baba teslim olma. Baba bak ne olur. Kes sesini be. Başka çareniz. İflas edeceksiniz. Kuru ekmeğe muhtaç olacaksınız. Baba ben seni kurarım. Bok kurtarın. Baba ne olur yapma. İşlerimiz düzelecek, sana söz veriyorum. Baba lütfen. Heh. Siz de kovun. Devam ben. Teklifim. Bir
aşırı sevdici, cahilim aklım gider. Ya aşırı sevdici, cahilim aklım gider. İndim arın bahçesine, kapını aman aman çiğnesine. Bana ne büyük kötülük ettiğinizin farkındasınız herhalde. Ulan ne malın gözüymüş o eşşoğlu be. Hem tamam, seninle evlenmek yapıyor, hem de başka bir kızdan çocuğu var. Tamam baba, yapma ya. O bir şey... Dur, dahası da dün akşam ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş dersin? İmam nikahı kıyılmış. Hem o kar resmen imam nikahıyla evlenmiş bu onun bunun çocuğu. Hem de herkesin gözü önünde. Tamam baba, o da yalan. Tamam, o da baba, tamam. Olur gibi olur. İmam nikahı işte. Benim de yaşımdan gençliğimde 9 nikah geçti ama tabii kızı uyutmak için. Ama bu eşleşim olacak şey değil ya. Ulan hadi kızı oyalamak için bir dümen yapıyorsun. Ama çocuğa ulan adam biraz dikkatli olur. Acemi çaylak. Ayar. Baba. Var lan. Baba biz evlenmeye karar verdik. Ulan nikah dairesine döndü burası. Birisi ayrılıyor, birisi evleniyor. Ayten dur. Ya lafın gelişi işte kızım. Ama ne güzel kız bu böyle. Ne güzel şey bu böyle. Kemal çok bahsetmişti senden ama bu kadar güzel, bu kadar sevimli olduğunu dememişti. Yakışır. Öpeyim seni. Dur. Yengem de, yavaş ben lan. Yengem benim. Ve Adanalı. Kademi dünya güzeli gelinimle oğlum Kemal'in mutluluğuna kaldırıyorum. Gelin hanımın şerefine. Hadi. Yine şey. Baba yavrum çıktırdın. Baba yeter artık. Efendim şeref vermem. Baba ya. Tamam, baba. Tamam, baba. Kaldır.